Konuşmamın odak noktası Kıbrıs olmayacak, Türkiye olacak. Fakat en sonda zannediyorum bir sonuç çıkartılacaksa konuşmamdan, o şu olacak. Türkiye'deki demokratikleşme, Türkiye'de özellikle Kürt probleminin çözümü ve Kıbrıs Adası'nda federal bir çatı altında bir çözüm bulunabilmesi aslında birbirlerinden çok da uzak meseleler değil. Temel olarak tezim bu. Konuşmama şu şekilde başlayayım. Şimdi belki de bugün Orta Doğu ve Avrupa'ya ilişkin hiçbir soru Türkiye ne yapıyor sorusundan daha yüksek sesle dile getirilmiyor. Bir zamanlar uluslararası toplum tarafından bölgesinde bir rol model olarak görülen Türkiye, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarda olduğu son 10 yıl içinde giderek öngörülemez ve anlaşılmaz bir aktör haline geldi. Örneğin Türkiye, Suriye'de geçen haftadan bu yana ABD destekli Kürt güçlerine karşı yeni bir büyük saldırı için askeri güç gösterisi yaparken, ABD, NATO müttefiki olan Türkiye'nin insansız hava araçlarını düşürüyor. Türkiye, İsveç'i NATO kapısında bekletirken NATO'nun çeşitli görevlerine aktif olarak katılıyor ve Rus işgaline karşı kullanılmak üzere Ukrayna'ya silahlı insansız hava araçları satıyor. Türk boğazlarını Rus askeri gemilerine karşı kapalı tutuyor ama aynı zamanda Rusya'dan S-400 savunma sistemleri satın alıyor ve tüm bunları yaparken de Ukrayna itilafında bir arabulucu olmak üzere çalışmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çevresine sorarsanız bunların hiçbirinde şaşırtıcı bir taraf yok. Çünkü onların deyimiyle yeni Türkiye tam da bu. Yani jeopolitik olarak yeni Türkiye hem sadık bir NATO müttefiki hem de Batı emperyalizmine karşı mücadele eden bağımsız bir bölgesel güç. Ekonomik olarak hem iyi işleyen bir piyasa ekonomisi hem de Batı merkezli ekonomik dogmalara boyun eğmeyen bir devlet. Siyasi olarak liberal bir demokrasiye sahip ancak bu Türkiye'nin kendi kültürüyle çatışmayan yerli ve milli bir demokrasi. Elbette Erdoğan'ın kendisi neye inanmak isterse istesin birçok insan için yeni Türkiye milliyetçi otoriterlik, ekonomik irrasyonellik ve jeopolitik saldırganlık konularında ders kitaplarına girebilecek bir vaka halini almış durumda. Türkiye'nin politik ve ekonomik ve jeopolitik olarak öngörülemez bir aktör haline gelmesinin ardında ne yatmakta ve bu gidişatın sınırları nelerdir? Konuşmamda bunlara değineceğim. Türkiye'nin dış politikasının ve siyasal iktidarın rastgeleleşmesi olarak adlandırılabileceğimiz bu süreçte birbirini besleyen paralel süreçler var. Biri siyasal iktisat düzlemi, öbürü de jeopolitik düzlem. Ekonomi politik cephesinde son 10 yılda çok net bir şekilde ortaya çıkan şey, küresel ekonomideki gerileme ve buna bağlı olarak mevcut kredi kanallarının tükenmesiyle birlikte AKP'nin ülke içinde artan toplumsal çelişkileri artık kurallara dayalı bir ekonomi yönetimle çözemediği gerçeği. Açıklamama izin verin. 2010'ların başına kadar Türkiye'de ekonomik karar alma süreçleri evrensel kabul edilen liberal kurallara göre şekillendi. Dünya çapındaki elverişli kredi koşulları içeride devam etmekte olan neoliberal dönüşümün sosyoekonomik maliyetlerini hafifletti ve bu durum nihayetinde ulusal borcun hızla artmasına neden olsa da piyasa sonuçlarının kabul edilebilirliğini ve tarafsızlığını sağladı. Yani küresel likidite en azından bir süreliğine de olsa piyasaların depolitize ve kurallara dayalı görünümünün yeniden üretilmesine yardımcı oldu. Fakat 2013 yılından itibaren ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımlarını gitmeye başlamasından sonra Türk ekonomisinin ve özellikle ekonomik büyümenin motoru olan inşaat sektörünün zorlanmaya başladığını görüyoruz. Bu tarihten sonra AKP kurallı piyasa ekonomisini bir yana bırakıyor. Çünkü toplumsal çelişkileri depolitize ve kurallara dayalı yönetim biçimleriyle çözememeye başlıyor. Ekonomi yönetimi genişlemeci bir para politikasının ihtiyaçlarını ve seçim kaygılarını karşılamak için giderek daha kısa vadeli, daha keyfi, daha hesap verilemez bir hale geliyor. Açık ve tutarlı bir ekonomi stratejisinin olmaması, ekonomi yönetimini son 10 yılda giderek daha rastgele bir görünüme sokarak döviz krizine, enflasyona ve yaygın yoksulluğa yol açıyor. Ekonomik teşvik ve baskı
toplumsal muhalefeti talepleri. Yes, I've seen it. I've seen it. Okay, I've seen it. So, ekonomik teşvik ve baskı toplumsal muhalefeti ve talepleri susturmaya yetmediğinde AKP mevcut anayasal siyasi hakların altına oyuyor ve aynı zamanda dış politikayı iç amaçlar için aşırı derecede araçsallaştırmaya başlıyor. Dış politikayı dikkatleri iç ekonomik krizden başka yöne çekmenin ve milliyetçi duygulardan faydalanmanın bir yolu olarak kullanıyor. Bu da Türkiye'deki ekonomi yönetimini daha da keyfi ve rastgele bir hale getiriyor. Bu anlamda AKP'nin en önemli manevrası Arap Baharı'nın başlamasıyla geldi. AKP kadroları Arap Baharı'nı, bölgeyi yeniden dizayn etmek ve ülke içinde hükümete yönelik zayıflayan halk desteğini yeniden sağlamak için bir fırsat olarak gördü. Türkiye bölgedeki ülkeleri rejim değişikliğine zorladı, Batı dışında ittifaklar aradı, yerel grupları silahlandırdı. Amerika'nın bölgeden ayrılmasıyla oluşan güç boşluğunu doldurmak ve içeride oluşturduğu bölgesel güç imajını korumak için başta Suriye ve Libya olmak üzere çevresindeki çeşitli çatışma bölgelerine askeri olarak dahil oldu. Suriye'deki çekişmenin merkezinde Türkiye merkezli PKK ile, yani Kürdistan İşçi Partisi ile derin bağlantıları olan ABD destekli Halk Savunma Birlikleri, yani YPG yer alıyor. PKK, ABD ve AB tarafından terör örgütü olarak kabul edilirken YPG terör örgütü olarak kabul edilmiyor. ABD, IŞİD'le mücadele etmek ve Rusya ile İran'ın bölgedeki etkisini sınırlandırmak amacıyla 2015'ten bu yana YPG ile ortaklık kuruyor ve bu örgüte mali ve askeri destek sağlıyor. Türkiye, ABD'nin YPG'yi desteklemesine karşı şiddetle karşı çıkarken varoluşsal güvenlik endişelerini öne sürüyor. Sınırlarını YPG saldırılarından korumak ve çatışma nedeniyle yerlerinden olan Suriyelileri yerleştirebilmek için Suriye ile olan 800 kilometre uzunluğundaki sınırı boyunca 30 kilometre derinliğinde bir tampon bölge oluşturulması için ABD'ye baskı yapıyor. Nitekim bu amaçla Türkiye hızla büyüyen yerli silah endüstrisinden de güç alarak 2016'dan bu yana Kuzey Suriye'de biri IŞİD'e, üçü de YPG'ye karşı olmak üzere dört büyük sınır ötesi operasyon gerçekleştirdi. AKP'nin güvenlik kaygılarına katılalım ya da katılmayalım, bu kadar uzun bir koridoru, yani tampon bölgeyi etkili bir şekilde güvence altına almanın neredeyse imkansız olması bir yana, önerilen çözümün, yani 800 kilometre uzunluğunda 30 kilometre derinliğinde bir tampon bölge oluşturmanın Türkiye'nin güvenliğini nasıl artıracağı açık olmaktan çok uzak. Yerlerinden edilmiş milyonlarca Suriyelinin bu tampon bölgeye yerleştirilmesi ve en temel ihtiyaçlarının, yani gıda, su ve iş, ekonomik olarak sürdürülebilir bir şekilde nasıl sağlanacağı konusunda büyük soru işaretleri var. Dahası tampon bölge Türkiye sınırını pratik olarak Suriye topraklarına kaydırıyor. Dolayısıyla Türk askerlerinin hayatının nasıl korunacağı ve neyin güvenliğinin sağlanacağı hiç de belli değil. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'nin Kuzey Suriye'yi işgalini Türkiye'nin güvenliğinden çok bir iç tüketim malzemesi olarak yorumlamak daha doğru gözüküyor. Yani AKP hem kolay jeopolitik kazanımlar elde ederek bunları bir iç politika malzemesi olarak kullanıyor, hem de Suriye için gelecekte yapılabilecek uluslararası müzakerelerde jeopolitik pazarlık unsurları elde etmiş oluyor. Bu tür tek taraflı jeopolitik manevralar Erdoğan'ın ülke içindeki seçmen desteğini toplamak açısından bir süre işe yaramış görünüyor. Ama Türkiye'nin Batı İttifakı içinde diplomatik izolasyonuna ve bölgede rakip jeopolitik stratejilerin ortaya çıkmasına da neden oluyor. En önemlisi Türkiye'nin giderek artan iddialı ve tek taraflı hamlelerinden korkan ve cesaretlenen Yunanistan, Doğu Akdeniz'de uzun süredir devam eden ikili sorunları başarılı bir şekilde uluslararasılaştırıyor ve bu bölgede Türkiye'ye karşı uluslararası ittifakların kurulmasıyla sonuçlanan bir süreç başlıyor. Türkiye ile Yunanistan arasında deniz ve hava sahası sınırlarına ilişkin uzun süredir devam eden anlaşmazlıklar bulunmakta. Her iki taraf da geleneksel olarak birbirlerinin egemenliklerini ihlal etmekle suçluyor ve bu da onları 1970'lerden bu yana en az 4 kez savaşın eşiğine getirdi. Bir yandan Türkiye açısından bakıldığında
Yunanistan karasuları, hava sahası, münhasır ekonomik bölgelerinin sınırlandırılması konusunda maksimalist bir iddiada bulunuyor. Bu da Türk tarafında Türkiye'nin uluslararası denizlere erişiminin engelleneceği endişesini doğurmakta. Ama öte yandan da Türkiye'nin 2019'dan bu yana özellikle Libya'daki iç savaşa müdahalesi ve ardından Türkiye ile Libya arasında aynı derecede maksimalist bir deniz sınırlandırma anlaşmasının ilan edilmesi Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gerilimleri tamamen bambaşka bir düzleme taşıdı. Bu anlaşma sonucunda Türkiye Doğu Akdeniz'in büyük bir bölümünü mavi vatan olarak ilan etti. Bu da Türkiye'ye Kıbrıs'ın haklarını görmezden gelen, Girit gibi büyük Yunan adalarının bile çok yakında enerji arama hakkı veren, yasallığı çok şüpheli jeostratejik bir doktrinin resmi ağızlardan sahiplenilmesine yol açtı. Buna karşılık Yunanistan, kendi egemenliğine yönelik bir tecavüz olarak gördüğü bu duruma karşı Fransa ve ABD ile ikili savunma anlaşmaları imzaladı. Ve burada önemli olan mevzu şu, Suriye'deki Türkiye-ABD çıkmazı, ABD'yi geleneksel olarak Türkiye ve Yunanistan arasında tuttuğu güç döngesinin artık sürdürülmeye değer olmayabileceğine ikna etmiş görünüyor. Örneğin ABD, Yunanistan'da yeni üsler kurarken ve Yunanistan'ın F-16 pilotunu yenilerken Türkiye'nin hava kuvvetlerini modernize etme taleplerini uzun zamandır beklemede tutmakta. Dahası ABD, Türkiye'yi F-35 ortak üretim programından çıkartırken Yunanistan'a F-35 hayalet savaş uçaklarının satışına çok yakın görünüyor. Yani Yunanistan'ın F-35'leri alması halinde Yunanistan Türk radarları tarafından tespit edilmeden Anadolu'nun derinliklerine kadar girebilecek ve kritik vuruş kabiliyetleri kazanabilecek. Yani F-35'ler Ege'de iki NATO rakibi arasında hava gücü dengesini değiştirecek ve büyük bir oyun değiştirici olacaktır. Elbette ki iki NATO üyesi arasında savaş ihtimali hala çok zayıf. Ancak Atina'nın başarılı diplomatik ittifakları Atina'nın Ankara ile uzlaşma arayışına girmesi için daha az motivasyon sağlıyor ve Ankara ile bir dizi acil sorunun ortasında ABD'nin bölgede stabilitenin devamını ne derecede devam ettirmeye istekli olduğu tam da olarak belli değil. Sonuç olarak Türkiye'nin jeopolitik maceracılığının fiili ve potansiyel maliyetleri siyasi ve ekonomik faydalarından çok daha ağır basmaya başladı. Dolayısıyla Türkiye 100. yılına yaklaşırken, kuruluşunun 100. yılına yaklaşırken Türkiye'deki politika yapıcılar önemli bir yol ayrımına geliyorlar. Bir yandan PKK ve YPG'ye karşı bitmek bilmeyen savaşı sürdürerek kendi kendilerini yenilgiye uğratan milliyetçiliklerini devam ettirebilirler. Bu Suriye'de bazı kolay toprak kazanımları sağlayabilir ve milliyetçi seçmenleri konsolide ederek AKP'nin iktidarda kalmasına yardımcı olabilir. Ama böylesi bir gidişat aynı zamanda Türk-Amerikan ilişkilerini daha da zorlayacak ve Ege'deki güç dengesini daha da bozacaktır. Elbette Ukrayna'daki savaştan sonra özellikle Türkiye'nin jeopolitik önemini tekrardan anlaşılmaya başlanmış gibi görünse de 2022'den bu yana aynı şekilde Türkiye, İsrail, Mısır, Suudi Arabistan ve Yunanistan'la ilişkilerini düzeltmeye çalışsa da iki şey unutulmamalı bu noktada. Birincisi şu, Türkiye'nin Orta Doğu'da normalleşmeye doğru attığı adımlar henüz somut bir sonuç vermedi. Aşırı özgüvenli ve kısa vadeli dış politika kararları eğer devam ederse, er ya da geç Türkiye'nin daha fazla diplomatik izolasyonuna yol açacak, zaten kötü durumda olan ekonomiyi daha da zayıflatacak ve böylece Erdoğan rejiminin daha da otoriterleşmesinin ve militarizasyonunun önünü açabilecek. Öte yandan Türkiye'nin önünde ikinci bir yol var. Bu da şu olabilir, Türkiye tamamen farklı bir yol izleyebilir. Örneğin Türkiye'nin doğusunda 40 yıldır devam eden sonuçsuz savaşı Kürt sorununu çözerek sona erdirilebilir. Sahadaki yeni uluslararası gerçekleri kabul edebilir ve Kürt sorununu çözmek için aynı 2013 ve 2015 yılları arasında denedikleri ancak bana göre müzakereler sırasında her iki tarafında yaptığı yanlışlardan dolayı çöken yeni bir barış süreci başlatabilirler. Eğer Türkiye kendi Kürt meselesini askersizleştirmeyi başarırsa bu YPG'yi Türkiye'ye karşı nötrleştirecektir ve Türkiye'nin ABD ve genel olarak Batı ile ilişkilerini de normalleştirecektir. ABD ile ilişkilerin normalleşmesi
Ege ve Doğu Akdeniz'deki güç dengelerini yeniden kurmasına yardımcı olacaktır ki bu mevcut bağlamda Kıbrıs'ta ve Ege'deki soğuk savaşın diplomatik yollarla çözüm için daha sağlam bir zemin sağlayacaktır. Teşekkür ediyorum.